Yılbaşı öncesinde bu bölümde sizinle en çok yatırım yapılan ilk 15 coin'den hangileri Ocak ayında yükselebilir? Yine Ocak ayı içerisinde yatırımcıların mutlaka ve mutlaka takip etmeleri gereken önemli olaylar, önemli haberler neler? Ve teknik analizler ne diyor dostlar? Örneğin Cardano'dan çok güzel bir hareket geliyor mesela ve Ethereum'da sürpriz bir güncelleme var. Hazır olun, bayağı bir bilgi bombardımanı yapacağız bu bölümde ve biliyorsunuz son haftaya da girdik. Ne için? Elimizde şu an bir tane ledger kaldı biliyorsunuz. 3 tane ledger verdik. Her hafta bir tane peş peşe. Kazanma şansı yakalamak isterseniz de ne yapmanız gerektiğini artık çok iyi biliyorsunuz. Birincisi, açıklama kısmında en üstte yer alan bir iCryPex formu var. Onu doldurun. İkincisi, kanala abone olmadıysanız hemen abone olup zile dokunun ve üçüncüsü videolarımı beğenin ve dördüncüsü de en az bir yorum yazın. Hatta yorum için ben size şunu sorayım abi. Ocak ayında sizin favori coin'iniz ne? Yani yeni yıldan ne bekliyorsunuz? Yazın dostlar, şimdi hadi başlıyoruz. Öncelikle kripto paralarda para nereden nereye gidiyor? Onun ben bir direkt bir görüntüsünü vermek istiyorum. Dostlarım bakın, görüyorsunuz ki Tether dediğimiz USDT, yani dijital dolar, işte eskiden alıştığımız kadar yoğun şekilde Bitcoin'i beslemiyor. Yani besliyor da Ethereum'a da çok ciddi arka çıkmaya başladı. Litecoin'de de mesela neredeyse %50 Bitcoin'den %50 de Tether'den besleniyor. Amerikan dolarından da Bitcoin'e giden bir para var ama burada Tether'in yanında takdir edersiniz ki çok çok küçük bir oran. Hani belki Amerika'da Binance borsası insanları biraz daha böyle bir kripto paralara yakınlaştırabilirse, kripto paralara yönelik oralarda reklam çalışması yaparsa burada Amerikan dolarının payı artabilir. Bu da ne olur işimize gelir dostlar, biliyorsunuz. Peki bu noktada ben size bir şey soracağım. Bu listede bir şey eksik dostlar. 1-2 aylık periyoda baktığımız zaman bu listede çok önemli bir şey eksik. O da ne biliyor musunuz? Bitcoin'i bir gece böyle ansızın işte 10.400 dolarlara kadar yükselten Çin'in yuan eksik. Şunu çok net görebiliyoruz. O zaman Bitcoin hatırlarsanız bir gece böyle fena şekilde yükselmişti. 7.000'lerden bir baktık abi 10.000 dolarlara vurmuştu ve adeta alıcılarla satıcıların savaşını böyle çay çekirdek kola maç izler gibi izliyorduk abi ya. O dönem öyleydi o gece. Neyse, şu an Çin'den para girişi eksik. Eğer Çin'den herhangi bir sebeple para girişi tekrar olursa bu da başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda tekrar hacim görebiliriz anlamına gelebilir. Şimdi isterseniz Cardano'yla devam edelim ve Cardano'da biliyorsunuz ki Shelly güncelleme heyecanı var ama Shelly'den önce yepyeni bambaşka da bir heyecan var. Dostlarım, Cardano Vakfı Macken reklam ajansı ile anlaştı ve Macken hem Cardano'nun hem de Cardano Vakfı'nın marka stratejisi ve tasarım içinde tamamen yetkili bir ajans oldu. Bilmeyenler için de şunu söyleyeyim, bakın 10 yıldır reklamcılığın içinde olan biri olarak Cardano'nun bu hamlesini ben son derece yerinde buluyorum. Hatta diğer kripto paralar, projeler, startuplar profesyonel bir ajansla niye çalışmıyor onu da hakikaten anlamıyorum. Macken İstanbul'da da var, bilenler bilir. Coca-Cola Türkiye'nin TV reklamlarını çok uzun süre Macken hazırlamıştı mesela. İşte Ramazan kampanyaları bilmem neler falan. Son derece bence gerçekten yerinde bir hamle. İşi biraz da böyle bir ajansın ellerine bırakırlarsa yakın zamanda marka değeri olarak Cardano yükselebilir. Bu da dolaylı veya direkt olarak Cardano'nun fiyatına da belki hani Ocak ayına etki eder mi? Çok emin değilim ama uzun vadede yansıyabilir. Çünkü bunlar birazcık uzun vadeli yatırımlar. Uzun vadeli iletişim çalışmalarıdır. Her şeyden önce Cardano için bir marka stratejisi hazırlayacaklar. Gerçi Macken ajansı da kripto paralara aşina mı mesela? Bu da hani kripto paralara yönelik bir deneyim var mı? Bu da gerçekten sorulması gereken bir soru. Çünkü değilse ne olacak? O da bir periyot gerektirecek. Yani onları öğrenmesi, dinamiklerini, bariyerlerini falan öğrenmesi birazcık zaman gerektirecek. Türkiye'de mesela benim tanıdığım ve bazılarında da bir dönem çalıştığım hiçbir reklam ajansı blockchain'i ve kripto paraları bilmiyorlar ki, deneyimleri yok. Ya en büyük markaları dijitalle yönetiyorlar ama al kanka sen hadi Cardano'yu yönet desen bunu kolayca yapamazlar. Neyse, Cardano'nun Macken'le anlaşması, tekrar söylüyorum, uzun vadeli olarak bence gayet ve gayet olumlu bir gelişme. Fiyatında yine uzun vadede başarılı çalışmalarla, reklam kampanyalarıyla falan yükseltebilirler. Ya da piyasa böyle çok dibe giderse, tamam mı, iyice böyle kan kırmızısı olursa belki de o dönemlerde bu çalışmalarla en azından daha az düşmesini sağlayabilirler ve belki de stabil tutabilirler. Çünkü biliyorsunuz tüm coinler çakılırken sabit kalabilmek ya da en az düşen olabilmek bence çok önemli bir başarı. Bir de dostlar, bir de şunu söyleyeceğim. Cardano geçtiğimiz haftalarda testnet üzerinden, bu testnet ağı üzerindeki havuz
havuzlarda staking, yani aramıza yeni katılanlar için biraz da böyle bir Türkçeleştirmek gerekirse, ben de coin tut kilitle ekstra coin kazan özelliğini başlatmıştı. Bu da zaten uzun bir süredir sessiz olan Cardano için önemli bir gelişmeydi. Şimdi işte muhtemelen bayağı bir ilgi var ki tam 500 tane staking havuzuna ulaşmış Cardano. İşleyen tam 500 tane staking havuzundan bahsediyorum. Testnet'te de olsa önemli değil. Hedeflediklerinin çok çok üzerinde bir ilgiyle karşılaşmışlar. Demek ki bu olaydan ne anlıyoruz abi? Demek ki piyasanın bu kırılganlığına rağmen, düşüşlere rağmen ve Cardano'nun hedefledikleri yol haritasında hakikaten böyle ağırdan almalarına rağmen hala toplulukları canlı, hala bir şeyler isteyen, talep eden bir insan, bir kitle var abi. Bu da gerçekten önemli bir şey. İşte bu staking için Cardano diyor ki, Bitcoin'deki mining'den bahsediyor. Bitcoin'deki mining, Çin'in böyle o mining gücünü ele geçirmesiyle çok merkezi oldu. Artık Çin %51 atağını Bitcoin ağında yapabilir. Bu da uzun vadeli bir tehlike olabilir diyor. Ve Cardano'nun toplamda da 1000 tane staking hedefi vardı. Ve şu an zaten o 1000 tanenin 500'üne kolayca ulaştık. Dolayısıyla bu hedefi yakalayabiliriz diyorlar. Ve dostlar, şu an Cardano'daki en büyük gündem kuşkusuz bu Shelly testneti. Herkes de böyle baktığın zaman, şöyle bir araştırdığım zaman tek odak bu gibi. Herkes böyle harıl harıl staking yapmaya çalışıyor falan. Ben de Ledger'deki Cardano'larıma, ben de biliyorsunuz Yoroi Wallet üzerinden ulaşıyordum. Ve o Yoroi Wallet da bir Chrome widget hazırlamış. İşte bu staking'e tam gaz destek vermek için. Ve bu arada tüm bunlar olurken de Cardano merkezi değil, bunu nereden çıkarıyorsunuz tartışmaları var biliyorsunuz. Uzun bir süredir var. İşte bu tartışmalar Cardano'nun Shelly mainnetine geçmesiyle birlikte tamamen ama tamamen sona ermesi bekleniyor. 2019 sonuna kadar bunun gerçekleşmesi gerekiyordu. Ancak dediğim gibi Cardano'da gecikmeler var. Ya oluyor bunlar. Gerçekten oluyor. Yazılım dünyasında 3 ayda anca çıkar diye böyle sıkı sıkı hesapladığınız bir iş 6 aydan önce çıkmıyor mesela. Bunlar gerçekten yol üstünde olabilen şeyler. Yazılım olayı çünkü böyle bir şey. Ve Cardano'nun, isterseniz şimdi teknik analizine gelelim ve ben yine dolar odaklı bakacağım. Görüyorsunuz Cardano bitişe muhtemelen yüksek iş olacak bir alçalan takozla bir süredir böyle gidiyor, ilerliyor. 29 cent bence önemli bir destek noktası olsa da şu an sanki böyle takozu kırdığı, yükseliyoruz gibi bir hava da böyle yandan yandan oluşmaya başlasa da, gerek 50 günlük ortalamanın üzerine çok çok az çıkmış olması, gerek böyle bir sonraki direncin 36 cent olması nedeniyle yine de gerçekten bir bakmak lazım. Ama her ne kadar çok fazla güvendiğim bir indikatör olmasa da, bunu bir önceki videolarda belirtmiştim dostlar. Geçen sizinle Bitcoin'de time zone çizip 2 günlük sapmayla Bitcoin'deki düşüşü yakalamıştık hatırlarsınız, ama artı eksi zaten birkaç gün önüne veya arkasına koyun demiştik, bunu konuşmuştuk. Hatta onu bazen böyle 10 günü 15 güne kadar bile yükseltebilirsiniz, o artı eksi olayını. Şimdi de dostlar Cardano da sanki fena durmuyor gibi bu noktada. Tabi bu indikatörü kullanmak da yetmiyor bu arada, doğru yere oturtabilmek lazım. Bunu başardığımızda mesela 30 Kasım'daki düşüşü, 8-9 Aralık'taki düşüşü ve 17 Aralık'taki düşüşü bir iş gibi de duruyor. Şimdi ise elbette yatırım tavsiyesi olmasın, ama bir sonraki hareket için, ki bu illa çok büyük bir hareket olması şart değil, minimal küçük bir hareket de olabilir, 1 Ocağı gösteriyor dostlar. Ama yine dediğim gibi önünü arkasına birkaç gün, artı eksi birkaç güne koymak lazım. Ha, bu noktada tam tersini de konuşalım. Yükseliş noktasını konuştuk. Düşüş gelir mi? Bunu sorarsanız da dostlar elbette olabilir. Ya piyasadan sert bir para çıkışı olursa bu takoz da iptal olabilir, ama her şey böyle normal hayatın akışında tıkır tıkır ilerlerse takozun buradan bitip artık bir noktada yükselmesi gerekebilir. Cardano'yu yatırımcısı nispeten diğer coinlere göre daha çok olduğu için biraz daha böyle bir ekstra ayrıntılı konuşmak istedim. Şimdi ise birazcık hızlanalım ve kısa kısa Stellar'dan, BNB'den, Ethereum'dan bahsedelim. Şimdi 2 numaramız Stellar olsun, yani XLM olsun. Stellar'da da geçtiğimiz günlerde çok yüklü miktarda bir coin taşınması yaşandı. Yaklaşık 400 milyon dolarlık XLM bir cüzdandan başka bir cüzdana tam 3 farklı transferle taşınınca Whale Alert'a takıldı ve sonrasında da Stellar Vakfı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. 2023 yılında Stellar'ın gelişim için kullanmak üzere açılacak bir cüzdan aktarıldı dedi. Kilitli duruyor dedi. Umarım baktığınız zaman öyledir. Ya gerçekten öyledir. Bunlar dışında da Stellar 2019 yılı için kısa bir özet çıkarmış ve bu özete göre de Stellar üzerine bu yıl açılan hesap sayısı tam %73 artmış. Stellar ekibi de 5 kat büyümüş. Öte yandan daha önceki videolarımda ara ara
bahsettiğim Ripple'la da, CME Group'la da, Bitstamp borsasıyla da çalışan Bitgo artık şöyle bir açıklama yapıyor. Biz Stellar'a da destek vermeye başladık diyor. Hatırlarsınız belki önceki videolarda. Bitgo çoğunlukla kurumsal müşteriler için bir kripto para saklama hizmeti veriyor. Artık Stellar'ın da kurumsal yatırımcıları varsa, ki vardır muhtemelen, XRM Coin'i alıp istediğince işte Bitgo'da saklayabilecek isterse. Bunlar dışında da baktığımız zaman çok kayda değer, böyle öne çıkan müthiş bir şey ben XLM'de görmedim. Bu teknik analiz için de geçerli. Yani çok belirsiz duruyor dostlar. Yani çok belirsiz, zorlama analizlerde de size gelmek istemediğimden, bunu hiçbir zaman sevmediğimden XLM'de teknik analiz için bazı şeylerin biraz daha netleşmesini bekleyelim. Ve isterseniz Ethereum'a geçelim. Ethereum dostlar, Ethereum her şeye rağmen, mesela son İstanbul güncellemesinin de fiyatı yükseltememesine rağmen tüm coinler içerisindeki ikinciliğini koruyor. Ama yine de Ethereum'da şöyle bir olay var. Ethereum'un kurucu ortaklarından Jeffrey Will tam 92 bin Ethereum'u geçtiğimiz günlerde Kraken borsasına gönderip direkt böyle çat diye sattı. Bu da haklı olarak Ethereum topluluğu arasında böyle bir tartışmalara neden oldu. Çünkü herkes diyordu ki bu para, ortada böyle bir para varsa bu para Ethereum'u geliştirmek için harcanmalıydı diyordu. Bunun üzerine Jeffrey de bir açıklama yaptı ve dedi ki bu parayı ben yeni oyunum için kullanacağım dedi. Bilenler vardır, kendisi aynı zamanda Grid Games'in de kurucu ortağı. Ya bir şey diyeyim mi size? Bakın çok dikkatle dinleyin beni. Paranızın kıymetini bilin abi. Ethereum Ocak ayında yükselir yükselmez o ayrı bir şey ama bakın kurucu ortağı bile hunharca elindeki tam 92 bin Ethereum'u satarken pembe hayallere dalmak işte bana bu çok uçuk geliyor ya. Çünkü siz biz elimizdeki Ethereum'u tutup hayallere dalalım ki oh ne güzel başkaları için, onlar da ellerindekileri çatır çatır satabilsinler değil mi? Ya buna bizim izin vermememiz lazım. Tabii ki de size böyle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Elinizdeki Ethereum'ları satın falan demiyorum ama kulağınızı da dört açın. Ya bunu söylemeye çalışıyorum. Neyse biz yine Ocak ayı analizimize devam edelim dostlar. Ha bir de şu olay var. YouTube biliyorsunuz, YouTube 4-5 gün önce kripto paralarla ilgili yayın yapan kanalların videolarını habersizce böyle silmeye başladı. Biz de bu konuyla ilgili web sayfamızda bir haber çıkmıştık. Ama dostlar neredeyse bunun bir hatadan kaynaklandığını söylediler ama daha şurada 2 gün önce Google Ethereum'un çok popüler bir cüzdanı olan MetaMask'i de blok etti, biliyor musunuz? Yani YouTube böyle bir şey yaptı, sonra ay efendim biz hata yapmıştık ya falan filan dedi ama sonrasında da Google tamam bunlar aynı yapı ama Google Ethereum'un çok popüler cüzdanı olan MetaMask'i de niye blok etti? Neymiş? MetaMask gizlice kripto para madenciliği yapıyor mu? Oo falan böyle yani. Bunun üzerine zaten MetaMask da açıklama yaptı ve dedi ki madencilik falan yok bizde dedi. Bence dostlar bakın, bence Google bu hareketlerle kripto para topluluğunun gücünü de belli noktalarda ölçmeye çalışıyor olabilir. Neyse Ocak ayına gerçekten bir dönemedik. Laf lafı açıyor gerçekten burada sohbet. Çok güzel. Hepinize teşekkür ediyorum ama Ocak ayına gerçekten şu an dönmek istiyorum. Dostlar Ethereum'da daha geçen İstanbul güncellemesi olmuşken şimdi de ne olacak biliyor musunuz? Bakın 1 Ocak'ta Muir Glacier adında bir güncelleme gelecek. Ethereum'a gelecek ve zorluk bombasını 4 milyon blok daha ileriye atacak, geciktirecek. Binance gibi eğer büyük borsalarda veya Ledger gibi donanımsal bir cüzdanda Ethereum'larınızı tutuyorsanız daha önceki güncellemelerde hard fork dediğimiz zincirin çatallanmalarında falan olduğu gibi kullanıcıların bir şey yapmasına gerek olmayacak muhtemelen. Yani o borsa, o cüzdan neyse gereken teknik değişikliği yapacaktır. Geçmişte öyle oldu. Dolayısıyla nerede tutuyorsanız oranın bir açıklaması var mı yok mu diye isterseniz takip edebilirsiniz ama muhtemelen büyük bir şey yapmanıza gerek olmayacak. 1 Ocak'taki bu hard fork düşük bir ihtimalle de olsa Ethereum'u bir miktar zıplatabilir ama düşük bir ihtimal. Bunlara ek olarak da Ethereum'un teknik analiz verileri bizlere neleri söylüyor biliyor musunuz? 2019 Nisan gibi yükselerek çıktığımız bir yükselen üçgen vardı dostlar. Sonra da zaten hatırlarsanız Haziran sonu gibi, Temmuz başı gibi 375 dolarları falan görmüştük. Bayağı o aralar böyle Ethereum güzel zıplamıştı. İşte o bölgeyi biz daha doğrusu tepe noktası olarak gördük ve adım adım sonrasında düşüşe geçtik. O tarihten sonra da dönüşü muhtemelen yükselişi olacak olan bir alçalan takoza girdik ve o halk boyunca en dip nokta olarak 118 dolarları gördük. Şimdi ise takozun içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz ama bu takozu ben sizler için uzattım. Gerçekten öyle bir geniş açıda oluşmuş ki abi bu takoz uzadıkça uzuyor. Yani çok zorlarsak kağıt üstünde pratiğe dönüşmesi belki çok çok zor ama kağıt üstünde altta da kayda değer bir destek olmadığı için bu takoz Ethereum'da ucu 25 dolarlara kadar sünüyor, uzuyor. Ocak ayı için gerçekten bu zor bir nokta olabilir ama yine de tabii
tabii ki de kimseye yatırım tavsiyesi olmasın. Yükseliş yönünde kırarsa ki zaten 1-2 gündür de şöyle küçük bir yükselişlere geçti. 142 doları da bir aşabilmesi lazım. Yani 142 doları artık tutunabilmesi, bu noktalarda durabilmesi lazım ki sonraki hedef artık 189 dolar diyebilelim. Ama ben şahsen buralarda pozisyon açmak yerine gerçekten biraz daha şöyle bir biraz daha uzun bir süre analiz ederdim daha doğrusu. 145-150'yi bir beklerdim belki de. Bu hat boyunca aşağı doğru devam edecek mi? Aşağı doğru salacak mı? Yoksa 140 doların üzerinde tutunabilecek mi abi? Bu sorunun cevabını gerçekten bir bulmak lazım. Hatta Ethereum'da Proof of Stake'e geçiş dışında o sünen hikaye var ya, Proof of Stake'e geçiş dışında çok önemli bir hikaye olmadığından belki de 140 dolarlar, 150 dolarlar bile beklenebilir. Yani buralar bile tatmin etmeyebilir hatta. 180 doları görmek de belki gerekebilir uzun vade için. Hani o zaman tekrar evet 180'i gördük, buralardan kıvırdı, yükseliyor, hacimlendi. 300-350 dolarları artık görebiliriz. Buna ihtimal artık var. Buna daha doğrusu bir kapı açıldı, girer girmez Ethereum'un bileceği şey, ama buna bir kapı açıldı diyebiliriz o noktada. Yoksa 3 kuruş kar edeceğim diye burada böyle yola koyulup patır patır Ethereum'u o takoz boyunca düşerken biz de ona eşlik etmek şahsen ben istemem. Tabii siz bilirsiniz diyerek şimdi isterseniz Binance'in BNB'sine de geçelim dostlar. BNB'yi konuşalım ama BNB'ye geçmeden önce Binance'e YouTube'un kripto para yayıncılarının videolarını kaldırıp kanalına ihtar vermesi olayının akabinde gösterdiği sahiplenme için buradan hepinizin huzurunda ben teşekkür etmek istiyorum. Hem Türkçe hesaplarından hem İngilizce Twitter hesaplarından destek tweetleri attılar. Sözüm tabii ki de meclisten dışarı. Fakat böyle günlerde anlıyorsun abi. Kim yakın sana, kim uzak, bunları gerçekten görüyorsun. Benim kanal etkilenmemişti. Bunu çok sordunuz bana ama global bir sorun olduğu için devam etmesi halinde mutlaka ucu kıyası bir yerleri bana da dokunurdu. Neyse Allah'tan YouTube bunun bir hata sonucu olduğunu, hatayı şöyle parantez içinde söyleyeyim, bunun sonucunda olduğunu söyleyip geri adım attı ama umarım ilerideki günlerde hepimiz için şöyle güzel olur. Şimdi Binance'in BNB'sine geçecek olursak, BNB belki de şu an aktif olarak utility, yani işlevsellik bakımından tüm kripto paralar içinde en gelişmişi diyebiliriz. Ama Ocak ayı özelinde ve aslında bir süredir Binance'in bu future dediğimiz vadeli işlem platformlarıyla çok fazla ilgilendiğini görüyoruz. BNB'nin Ocak ayı olası performansında konuşacak olursak dostlarım, bakın BNB'de biliyorsunuz bir düşüşten çıktık ve sanki bir tobo, yani ters omuz baş formasyonu şu an çalışıyor gibi duruyor. Tabii bu formasyon varsa ve şu an daha %50'si oluşmuş ise, oluşmaya da devam ederse normal şartlar altında buralardan hafif yükselişlere başlaması lazım. Ki önümüzdeki ayda tekrar 21 doları yakalayıp ve 14 dolar civarlarına geri gelmesi lazım ki o ikinci 14 dolar geldiğinde de bu kez formasyonun tamamlanması ve artık daha net bir şekilde yükselişe başlaması gerekebilir. Tabii ki bunlar şu ana kadar %50'si oluşmuş ve bundan sonra da %50'si oluşması beklenen ama kesin olmayan muhtemel bir formasyonun sonuçları. Tabii ki de bunlar mutlaka olacak diyemeyiz dostlar. Bunlar ama dayanağı olan analizler. Bu arada şu an 16-17 dolarlar üzerine atması, buralarda tutunabilmesi kısa vade için, yani 1-2 günlük periyot için gerçekten zor olabilir. Çünkü RSI zaten aşırı alış vermiş abi. RSI'yi da biliyorsunuz 30 ve 72 sınırı vardır. Herhangi bir coin aşırı satışta olumsuz hava dalgası yaşadığında 30'un altına düşebilir. Aşırı alışta da işte böyle yükselecek, şu olacak, bu olacak, 70'in üzerine çıkabilir ki şu an yaşanan da bu zaten deyip konuyu isterseniz bugünün bonus bilgisine getirelim dostlar. Sonra da sizden bir önceki bölümde gelen sorulardan, yorumlardan şöyle sepet yapıp bazılarını okumaya çalışalım. Dostlarım bugünün bonus bilgisi neyle ilgili biliyor musunuz? Türkçe ile ilgili. Türk Dil Kurumu'na göre Türkçe'de en çok kullanılan, daha doğrusu en fazla farklı anlama gelen kelime neymiş biliyor musunuz? Çıkmak. Evet, çıkmak kelimesinin TDK'da, şöyle bir kontrol edeyim. Evet, TDK'da tam 56 farklı anlamı var. Merak ediyorsanız girin TDK'ya ve sözlük bölümüne çıkmak yazın ve kendinize görün. Evet, şimdi bakalım dostlarım, hemen şöyle açayım. Sizden bir önceki bölümde acaba neler gelmiş? Hangi yorumlar gelmiş? Bitcoin'de 21 bin dolara yükselebilir miyiz tarzında bir analiz videosu yapmıştık. O videoda mesela kripto para adlı kullanıcı 21 bin doları görür görmez mi bilmem ama yükselecek kesin demiş. Kendisi böyle bir fikir beyan etmiş. Ahmet Enes Kaya, hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Sayenizde aydınlanıyoruz. Bu arada bahsi geçen Python kütüphanesinin adını öğrenebilir miyiz? Merak ettiğinde bakmak isterim. Sana bu linki atarım. Bu tarz soruları soran birkaç kişi daha oldu. Linki atmıştım, seninle de paylaşırım. Özgür Bey de şunu sormuş. Merhaba Eren Bey, sizlere bir şey soracağım. Farklı forumlarda 7410 dolar olan Bitcoin
Paribu, BTC Türk gibi borsalarda neden 7.350-7.360 gibi rakamlarda seyrediyor? Bu konu hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim. Analizlerinizi ve yorumlarınızı beğeniyorum. Şimdiden teşekkürler. Şunu söyleyeyim. Tabii ki de sizin o borsalarda gördüğünüz rakamlar nedir biliyor musunuz? Alış satış emri dışında yukarıda gördüğünüz hani bir tek rakam olur. Bitcoin şu kadar. O aslında neyi gösterir? Son yapılan işlemi gösterir. Son bu rakamdan benim borsamda işlem yaptığı rakamını gösterir. Ve biliyorsunuz her borsada alıcı ve satıcıların istekleri, talepleri, verdikleri Bitcoin'e biçtikleri değer farklı olacağı için elbette borsalar arasında bu tarz küçük farklılıklar olabiliyor. Hatta bu farklılıklar sizin söylediğiniz az bile çok çok daha fazla farklılıklar da olabiliyor. Buhar Odası da demiş ki Eren merhaba, bir ara senin vermiş olduğun bir formu doldurdum ve bana Ledger Nano X gönderdiler. Fakat çok da güvenmiyorum. Bu aleti açtıktan sonra tamamen sıfırlamak mümkün müdür? Bu konuyla alakalı bir video çekersen seviniriz. Ne yapmam lazım? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Yani şunu söyleyeyim. Ledger'ları alırken hani hangi forum, nereden? Çünkü ben bugüne kadar belki 20 tane belki 25 olmamıştır ama 20 tane falan Ledger verdim. Form doldurduğun için belki son Ledger'lar olabilir mi diye düşünüyorum ama ya Ledger'lar sana muhtemelen jelatininde gelmiştir. Jelatinini sen açtıysan tabii ki de burada bir yatırım tavsiyesi bilmem ne olmasın ama ben kendi fikrimi söylüyorum. Ben jelatinini açtığım ürüne güveniyorum. Jelatini ama jelatini olacak üzerinde. Sigara paketi gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir jelatin var üzerinde. Ama sıfırlamak isterseniz tabii ki de içerisinden sıfırlama yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi sıfırlayıp tekrardan yeni bir cihaz olarak kurabiliyorsunuz. Hani çok aşırı böyle bir şeyiniz varsa, endişeniz varsa ne yapın abi? Coin içerisinde mesela 5 dolarlık coin, tamam mı? Tutun. Yani 1 ay, 2 ay tutun. Bakın, görün ya, yani kendiniz görün. Tabii ki de bir şey olacağını ben düşünmüyorum ama kendiniz görün. Bazen çünkü birilerinin söylemesi değil, kendinizin görmesi daha iyi olur. Coin oraya bir 5 dolarlık coin, 1 ay, 2 ay sonra bakın hala yerinde duruyorsa ve istiyorsanız da işlem yapın yani, ne diyeyim. Türker Özer emeğinize sağlık demiş. Şöyle aşağılara da gidelim. Özgürcan Karaduman teşekkürler Eren. Ben 2020'de Bitcoin'in 30 bin dolarlara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. 16 binler yetmez yani demiş. Gönlümüzden geçen tabii ki de bu. Umarım hep böyle olur. Umarım hep yükselir ve sizler de kripto sözlük izleyicileri de bol bol kazanır. Gökhan Öner teşekkürler Eren. Emeğine sağlık. Eyüp Fındık teşekkürler Eren. Hakan Ahmet bir bilgilendirmeleri için teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum herkese. Anlayamadığım şey, BTC Türk'ten direkt olarak Ledger Nano X'e gönderme yapabiliyor muyuz? Tabii ki de yapabilirsiniz. Eren Üstad, bu videonu biraz gecikmeli izledim. Videonun son dakikalarında da Ledger'ı kazandığımı görünce güzel bir yeni yıl hediyesi oldu. Teşekkürler. iCrypex henüz dönüş yapmadı ama herhalde iletişim kurarlar. Ben de zaten bunun bilgisini verdim. Seninle iletişime geçeceklerdir. Belki de geçmişlerdir ama geçmezlerse mutlaka yeni yorum olarak yayınladığım son videonun altına yaz. Ama kazandığın YouTube profili üzerinden yazman gerekiyor. Ozan Bey farklı bir açıdan analiz yapmış. Emeğiniz için teşekkürler demiş Arkun Baş. Dostlar, videolara gelen yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve 2020'de, daha doğrusu Ocak ayında sizin favori coin'iniz ne? Bunu da sordum size videonun başında hatırlarsanız. Hadi bakalım herkes yorumlarını yazsın. Kendinize çok iyi bakın. Ledger çekilişi biliyorsunuz. Son haftaya girdik. Son hafta son bir Ledger kaldı. Bu bakmayın, ben bunu örnek gösteriyorum. Bu benim kendi Ledger'ım. Bu gelmeyecek size yani. Ve Ledger çekilişine katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Hemen aşağıdaki formu doldurun, videoları beğenin, yorum yazın, kanala abone olup zile dokunun ve kendinize de çok iyi bakın. Bye bye.